Elma sirkesi ikinci haftamıza, daha doğrusu birinci hafta, o sıfırıncı haftaydı. Geçen hafta yaptık. Bu da birinci haftası. Yerinden özellikle ve özellikle kıpırdatmıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi sirke anası oluşmaya başladı. Bunda daha hızlı gitmesi muhtemel. Bu hangisiydi? İkisini hatırlatayım size. Bir önceki videoya da detaylı bakarsınız. Bu kabuklardan ve çekirdek evi dediğimiz o elmanın tam orta bölümü var ya, hani yiyip yiyip koçanı yani attığımız bölüm. Üzerine bir bardak kadar maya olsun diye organik pastörize edilmemiş elma sirkesi. Bir bardak da market elma sirkesi ekledik asitliği düzenlesin diye. Ha bir de 500 mililitre kadar kaynamış, soğumuş, temiz suyumuz vardı. Buradaki olayımız ne? Buradaki olayımız bu elmaların rahiyasının vesairesinin içine güzelce geçmesi. Ama bu taneler eğer kafalarını çıkartsalardı küflenebilme ihtimalleri var. Elma sirkesini yaparken eğer bu koyduğunuz çekirdek evleri kafalarını çıkartırsa küflenme olur diye üzerine ağırlık yaptık. Ne var ne buldum ben de züccaciyede. Süt kaynatma taşları var. Onlardan buldum. Üzerine ağırlık yaptı. Seramikten onları koydum. Hiçbir şey olmaz onları zaten öyle. Asitten seramik etkilenmez teknik olarak. Bu güzelimiz de sadece elmanın suyu. Ardıcığım buzluktan hatta elmamızı da gösterir misin? Buzluğa koyduk. Elma püremiz vardı suyunu sıktığımız. Onu da hatta buzluğumuza attık. Daha doğrusu buzdolabına attık. Bu şekilde elmaları güzelce rendeleyip ondan sonra kalan posasını bugün bak küflenmemiş, hiçbir şey olmamış. Bir haftadır duruyor. Bir haftadır bir şey yapabilme ihtimalim olmadı. Ben şimdi artık bunu derin dondurucu al arkadaşım. Derin dondurucuya koyalım bunu. O derin dondurucuda bekleyecek. Onu bir ara çıkartacağım. Pankek mi yaparım, kek mi yaparım artık. Ne gönlüm ne istersin. Çok hafif hafif bunda da esasında oluşmaya başlama görüyorsunuz. Sirke anasını. Bu güzelimizde ne var? Güzelimizde sadece elmanın suyu var. Rendeledik. Elmayı güzelce rendeledik ve elma suyunu sıkça yaptık. Neden? Oradan elde ettik. Tabii katı madde mutlaka içinde var. O dibe çekmiş çökmüş gördüğünüz gibi. Hafif hafif de aynı miktarda aşağı yukarı. Dörtte bir oranında yine pastörize edilmemiş elma sirkesi ve market sirkesi ekledik asitliği ayarlamak için. Buna çok böyle yerlerinden kıpırdatmak istemiyorum. Aşırı güneş almayan, daha doğrusu gölgede filan bir ortamdalar. Bir sadece uyarmak isterim. Temiz bir şekilde bu tülbentlerimiz duruyor. Tülbent önemli. Şöyle basit tokalar ayarladım zaten bunların üstlerine. Hava alması gerekiyor. Sirke fermentasyonu hava istediğimiz bir fermentasyon. Ondan sonracığım. O yüzden bunlar ve birazcık bir süre sonra göreceksiniz zaten. Spoiler vereyim gene. Sirke sinekleri olmaya başlayacak. Onlar kötü değil. Bir dönem onlarla sirke yapmak istiyorsanız onlarla yaşamanız lazım. Birinci haftadan sevgilerle diyorum. Çok öpüyorum. Daha güzelleri sizin olsun. Ya aynı anda yapanlar falan varsa bakın videoyu izleyin. Aynı anda devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Oldu mu? Hadi görüşmek üzere. Bay bay.